Senin son dönemde zaten bir arkadaş bir minibüse bindin. Olay oldu. Ne oldu onu Arkasından bir izledim otostop bak. çektin. Biliyor musunuz o Evet. haberleri? Gülben Ergen, nerede çektin otostopu? Bebekte. Elvan'ın en yakın arkadaşımın doğum günüydü. O kadar doğal ki yürüyordum ve bebekteyim. Ne olur gel sabah seni göreyim dedi. Yürüyorum yani yarım saate gelirim. Param mı yoktu? Yürürken o yoktu param. Ha, evet. Ama insan alır yani yanına da genelde. Almadım. Almadım, tamam. Serhat Bey alacaktı beni atıyorum bebeğin girişinden. Bir Tamam. yerden yürüyorum. Hiçbir şey yok üstümde. Ve çok sevdiğim arkadaşım. Yani o kadın böyle kibar kibar geliyor. Dıt 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 bir şey böyle bir sempatik yapıyorum ya ben kendime. Öyle Ha? yaptım. Merhaba dedim. Kadın şey kulaklıkla telefonla konuşuyordu. Yemin ederim ki arabama Gülben Ergen bindi. Kapatmak zorundayım dedi. Ben gerçekten arkadaşımın doğum günü para yoktu üstümde yürüyüşteydim falan filan dedim. Kadın tamam dedi yani çok benim de çocuklarım var falan. Biz gidene kadar konuştuk gittik. Vallahi Aa bu harika. kadar. Ama Çok yani güzeldi. bu ya tekrar söylüyorum ünlüleri alıştırmayın arabayı almaya. Bunu söyleyelim. Alıştırmayın. Hocam otostop çektin mi son dönemde Ahmet? Valla bebekten ünlüden geçilmiyor abi otostop çekildiğinde. Bir şey yok. Çektik otostop çektik ya. Ama biz çok zor durumdaydık abi. Gerçekten. Hiç sizde. Ne Evet, zaman? evet. Son dönemde mi yoksa o öğrenci... Oldu ya baya. Ha? Oldu baya. Bizim farklı bir hikaye var. Anlatmasak. Ben Eskişehir'den kız arkadaşımın yanına otostopla gitmiştim ya. Ta. Evet. Vallahi kamyondan in. Kamyona bindim. Nasıl ya? Vallahi gerçekten bayağı bir o Eskişehir'den kamyon. Nereye gittin abi? Eskişehir'den bilmiyorum şimdi araba nereye götürürse oraya gidiyor. Otostopta öyle bir kural vardı. Sen Sen seçemezsin. Tabii tabii. Sen nereye gidersen oraya doğru gidersin. Sen bir yere gittin kız arkadaşın oraya geldi. Oraya geldi. Kamyoncuydum nereye gidiyoruz? Adana'ya mal sardım oraya gidiyoruz abi. Kız aradım Adana'ya geldim orada buluştuk yani. Sen hiç çektin mi otostop? Ben çekmedim. Çekmedim. Çok teknik işleri. Evet. Çok önemli işleri. Hangi dirsekte bekleyeceğini, hangi dört yola ben hiç bunları hesap arabanın nerede etmedim. Yavaşlayacağını, nerede göz tabii, teması tabii. kuracağını. Bütün bunlar çok önemlidir. Biz sen bebekte otostop çektiğin sırada seni bir kadın alıyor. Yani bir hanımefendi alıyor. Evet. Ondan bir önceki arabadaki adamı bulduk. Yani sana durmayan. Çünkü sen çekmişsin o ama demiş gitmiş ya. O adamı bulduk onunla röportaj yaptık. Hazırsa hep beraber. Hadi canım. Gerçekten de. Bulduk yani. İzleyelim. Sevgili seyirciler gün geçmiyor ki Gülben Ergen'le ilgili bir haber duymayalım, bir olay yaşanmasın. Şu an yanında Gülben Ergen'in otostop çektiği fakat kendisini arabasına almayan, onu horlayan, sallamayan, önünden basıp geçip giden, geçip giderken de rencide eden Tanku Sarıçıyan var. Tanku sen ne yaptın hacı? Ne yaptın? Neden durmadın? Vallahi durmadım yavrum ne yapayım ya? Ne yalan söyleyeyim. Güvenemedim Gülben'e. Tipini beğenmedim kendisini. Ya tekin gelmedi. Böyle bir değişik hareketler, sürekli sırıtmaları. Neşeliydi yani. Ben gülen, sırıtan, neşeli insandan çekinirim kardeşim. Tankut. Efendim. Ben senden önce Gülben'le konuştum. Nasıl? Evet. Kendisi ben koskoca Gülben Ergen'im. Üşenmiyorum. Elimi havaya kaldırıyorum. Beni nasıl olsa arabasına alır diye. Fakat beni arabasına almıyor dedi. Elim havada kaldı dedi. Ergenliğine veriyorum. Şimdi sen onu bunu bırak da neden durmadın? Bana onu söyle. Anlatıyorum ya. Allah Allah. Güzel kardeşim dinle. Misal ben o gün Gülben'e dursaydım, yarın öbürsü gün bana Bülent Serttaş otostop çekseydi, ona da durmak zorunda kalırdım. Durmayayım mı yani? Bir ünlüye dur, bir ünlüye durma. Ağır ederler. Dünyayı dar ederler. Seni bana yar ederler mi? Yani şimdi normal bir halk otostop çekse, ulan ne fakirliği kalır, ne apaçiliği kalır, ne bilmem nesi kalır. Ha, ünlü çektiği zaman ne oluyor? Bohem oluyor. Cool oluyor. Tamam biz de Allah'ın kuluyuz canım ona bir sözümüz yok ama yani nedir ya bunların yani parasızlığı da ayrı bir dert. Çok otostop çeken ünlü var mı? Olmaz mı güzel kardeşim ya özellikle bunlar şeyi mesken tuttular Nişantaşı tarafına o dikili taş gibi bir şey var ya aşağıya Tahir Usta'nın akaretlere inen yokuş özellikle orada sürekli bir otostop halindeler. Ya geçen belediyeye gittim şikayet ettim dedim kardeşim ortalıkta ünlü kaynıyor otostop çeken ne yapıyorsunuz dedim ya sokağa çıkamıyoruz dedim ya. Başıboş ünlü bırakmayın dedim sokağın ortasında. Ama tabii barınak da bir çözüm değil değil mi? Şimdi bir ünlü otostop çekti diye bunu bütün ünlülere mal etmeyelim lütfen. Ama güzel kardeşim bana sadece Gülben otostop çekmedi ki bana birçok ünlü otostop çekiyor. Eli parmağı havada böyle otostop çekmeden arabanın önüne atlayan var ya. Misal Bülent Ersoy biraz durun deyip levyeyle arabanın önüne atlamışlığı var. Gülüyorsa gel durma. Ya bakın güzel kardeşim Gülben Ergen gibi ünlü, güzel, alımlı bir kadın otostop yapsa herkes durur. Önemli olan durmamak. Tarih sıra dışı insanları yazar yavrum. Gördüğünüz gibi Tanku çok güzel açıklamalar da bulundu bize. Gülben Ergen'e sesleniyorum buradan. Gülben
Senin 50 tane taksi plakan var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yahu o kadar plakan var, sen niye bir tanesini çağırmıyorsun? Ha? Hayır, insanların bir de hakkını yiyorsun. Bugün İstanbul'da sevgili seyirciler 3300 tane atanamayan otostopçu var. Evet. Bunların hakkını yiyorsun Gülben. Bunu konuşacağız. Sen ne konuşuyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Sen niye yorum yapıyorsun ya? O benim repliğimdi. Sen niye kameraların önünde benim? Sen ne lan? Sen ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,